Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Ocak ayının konu başlıklarına kısaca bir göz atalım. Yengeç burcunda dolunay meydana gelecek. Kova burcunda yeni ay doğuyor. Mars ve Merkür ayın ilk yarısında retrosunu sürdürecek ama ikinci yarısında artık ileri dönüyorlar. Evet, şimdi detaylara bakalım. 20 Ocağı kadar Güneş Oğlak burcunda parlıyor olacak. 23 Aralık'ta doğan Oğlak yeni ayının tesirleri, zaten yeni yıla bu enerjilerle giriyoruz. İşte yakınlarınızla ilgili konular var. Kardeşler daha fazla şu anda sizi meşgul ediyor olabilir. Kişisel ticari işleriniz, buralardaki meşguliyetleriniz var. Eğitim öğrenim süreçlerinizle ilgili bazı girişimleriniz var. Yılın başında bu konuları toparlamaya çalışıyorsunuz. Biraz tabi retro gezegen tesirlerimiz olduğu için enerjilerimiz düşük ayın ilk yarısında. Dolayısıyla gecikmeler olabilir, kararsızlıklar olabilir. Kendinize çok yüklenmemeye çalışın. Daha sakin, sağduyulu olmaya çalışın. 7 Ocak'ta Yengeç Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. 16 derece Yengeç Burcu Dolunay sizin için keyifli bir Dolunay aslında. Bu Dolunay 9. evinizde meydana gelecek sevgili akrepler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş Burcunuz ve Yükselen Burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa bu Dolunay'dan olumlu tesirler alıyorsunuz. Dolunay sırasında Uranüs'ün de güzel bir açısı var. Ay zaten size çok güzel üçgen bir açı verecek. Duygusal enerjilerin güçlü olduğu bir dolunay. 9. ev dolunayları hayata bakışınızı daha umutlu, daha olumlu hale getirebilir. Vizyonunuz genişliyor. Hayata büyük pencereden bakıyorsunuz. Maneviyatın, ruhsallığın derinleştiği bir dönem. Anlam arayışı, inançlar, düşünceler, felsefeler bu dolunayda çok gündemde. Güçlü farkındalıklarınız olabilir. Anlayışlarınız olabilir. Hak edişleriniz olabilir. Bir hukuksal konu, bir dava işiniz varsa, bir mahkemeniz varsa mesela bu dolunay bununla ilgili sonuçlar getirebilir ya da bazı yol ayrımları getirebilir karşınıza. Yurt dışı ile ilgili hedefleriniz varsa, bir vize işiniz olabilir, bir seyahat planınız, yurt dışında yerleşmek, işte yurt dışı ile ilgili işler, girişimler, yurt dışında okumak, akademik bir iş de olabilir bu. Bununla ilgili tamamlanmalar, aydınlanmalar, sonuçlar getirebilir. Bunlar Aralık ayında da başlamış olabilir. Geçtiğimiz yıl Haziran-Temmuz döneminde de başlamış olabilir sizin adınıza. Bir sonuç alma dönemi. Ama sürprizlere de hazır olun. Çünkü Uranüs sizin 7. evinizde, yani size sürpriz etkiler getirebilecek bir dolunay bu. Örneğin tıkanmış bir işiniz var. Hani yetkili bir kişiden bir yardım alabilir, sürpriz bir çözüm getirebilirsiniz. Ya da bir seyahatte sürpriz bir tanışma hayatınızı değiştirebilir. Ya da çok yurt dışından ilginç bir teklif alabilirsiniz örneğin. Hızlı bir karar verebilirsiniz yaşamınızda önemli, yani geleceğe bakışınızı değiştirecek, vizyonunuzu genişletecek önemli kararlar verebilirsiniz bu dolunayla beraber. 20 Ocak'a kadar olan süreçte bu etkiler devam edebilir. Gezegeniniz Mars bir süredir biliyorsunuz İkizler Burcu'nda. Ekim sonundan bu yana da geriliyor. Bu da sizi biraz enerji düşüklüğü yaratmakla beraber işte para konularında özellikle kaygılarınızı arttırdı. Çünkü istem dışı harcamalar olabildiği gibi bir türlü bütçenizi kontrol edemiyorsunuz bu dönemde. Özellikle hisseli paralar, borç alacak konuları, kredi işleri, banka işleri, işte sigorta, vergi gibi konularda gecikmeler, karışıklıklar yaşamış olabilirsiniz. 12 Ocak'a kadar lütfen sabırlı olun. 12 Ocak'tan sonra Mars'ın retrosu tamamlanacak. Ancak yine Mart sonuna kadar İkizler Burcu'nda. Yani bu konular sizin özellikle bu para konuları, parasal paylaşımlar filan bu alanlardaki konulardaki mücadeleniz Mart'ın sonlarına kadar devam ediyor olacak. Ama ileri hareketteki bir gezegen daha fazla çözüm getirebilir. Mücadelenin, enerjimizin sonuçlarını getirebilir. Yani boşa kürek çekmemiş oluruz bu alanda. Yine de para konularına, borçlanma konularına, finans konularına, özellikle hisseli paralar, işte miraslar, nafakadır, bu tarz konular, bir kredidir, bir borçtur. Buralara daha dikkatli, temkinli yaklaşmamız gereken bir süreçteyiz. Merkür Oğlak Burcu'ndaki gerilemesini 17 Ocak'a kadar devam ettirecek. 17 Ocak'tan itibaren zihnimiz artık daha kararlı, daha rasyonel olabilir. Oğlak'taki bir Merkür çok sonuç odaklıdır ve iyidir. 17 Ocak'a kadar bir şeyleri aslında gözden geçirin, değerlendirin, işte kontrol edin,
hesap yapın. Böyle bir geçmişe dönük sağlamalarını yapın. 17 Ocak'tan itibaren artık daha sonuç odaklı olabilirsiniz. Bir görüşmeniz, toplantınız varsa, önemli bir yazışmanız varsa ya da bir önemli anlaşmanız, sözleşmeniz varsa bunları 17 Ocak'tan itibaren daha verimli bir şekilde hayata geçirebilirsiniz. Ve 20 Ocak'ta Güneş Kova burcuna geçecek. 21 Ocak'ta 1 derece Kova burcunda yeni ay doğuyor. Sabit burçtaki yeni ay sizi de etkileyecektir sevgili akrepler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 1 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için çok etkili olabilir. Venüs de Kova burcunda bu yeni ay sırasında daha çok aile, yaşadığınız yerler, mekan, işte ebeveynleriniz, yuva konularına işaret ediyor. Bir yenilik enerjisi var. Bir yer değişimi, bir taşınma olabilir. Tabii ki evlenmek, yuva kurmak, aile olmak gibi konular da var. Çünkü aile alanınızı etkiliyor. İşte evlilik gibi bir tema varsa hayatınızda ki olabilir. Tutulmalardan önemli etkiler aldığınız için yaşamınızda bir düzen değişimi olabilir. Evlenebilir, bir yuva kurabilirsiniz. Yer değiştirebilirsiniz, taşınabilirsiniz. Örneğin, tabii ayrılıklar da olabilir. Ayrılık da bir düzen değişimidir, bir yer değişimi getirebilir bu arada. Anne baba, ebeveynleriniz ve onların hani genel hayatları, sağlıkları, düzenleri, işleri, güçleri ve sizinle olan ilişkileriniz. Buralarda da bir düzen, bir yenilik getirebilir bu yeni ay enerjileri. Evde çalışan akrepler, örneğin evde dijital alanda online işleriniz varsa ki Kova teknolojiyi yöneten bir burç. Bunları başlatmak için çok önemli bir dönem, iyi bir dönem. Mesela online bir ticari bir işe başlayabilir, bir eğitime başlayabilir ve bunu evinizde düzenleyebilirsiniz. Ev ortamınızda yapılacak girişimler için de sizi destekleyen bir yeni ay ve yeni ayı takip eden 2 haftalık süreç içerisinde de bu konular gündeminizi şekillendirebilir. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.